İmparatorluğu, gide bir büyük Selçukları da müracaat ediyor. Demin söylediğin işte entelektüelliğin şartı mı? Şimdi entelektüel nedir? Entelektüel kendi kültürünü ve öteki kültürü iyi bilir. Bu ismi... Biz de bu kültürü bilmezler. Bu tabiri ve bu ismi bizim memleket kadar kullanan da yok. Her lise diploması olan aydındır. Yani sorduk mu ne olduğunu diyeceksin. Duvarcı mısın, mekanisyen misin? Tıbbi teknolog. Yani bilmezler, etmezler. Yani bir laf etmeleri lazım. En kolay şey saldırmak. Evet, o bu, çok garip. Bu aydın lafı ve aydın kavramı, aydın etiketi çok çok kullanılıyor. Dikkat ettim, okuyor musun bilmiyorum. Haftalardır birisi Ömer Seyfettin'e saldırıyor. Niyeymiş o? Saldırıyor efendim. Bir Tevfik Fikret Ömer Seyfettin şeyi çıktı. Aralarında var mıydı öyle bir çatışma Tevfik Fikret'le Ömer Seyfettin'in? Peki şey, Doğan Avcıoğlu'nun dediği gibi doğru mudur acaba şey, Osmanlı'nın Anadolu Türkleri biraz aşağıladığı, biraz aşağılık bir sınıf olarak gördüğü? Türkmen dediği bir tayat tarzını sürdüren, vergisini bazen iyi vermeyen, ara sıra ayaklanıp tahrir eminini öldüren falan. Hatta tarım alanları sonra ceza diye bozan, Kıbrıs'a sürülen. Mesela Kıbrıs'ta bazı adamlar var, kendilerini Fenikeli falan zannediyorlar. Kusura bakmasınlar. Maltalılarla aynı ırktan olmadıklarını üzülerek bildirmek zorundayız kendilerine. Yani işte bildiğimiz Toros'un Türkmenleridir, o kadar basit. Ama yani Osmanlılar da Türkmenleri sürekli geri sürmüş. Ve etnojenezimiz içinde, yani etnojenezimiz içinde en vesikalanmış olanı Kıbrıs'ınkilerdir. Yani o kadar açıktır ki. İkide bir İçil'den, dağlardan, orada kavga eden aşiretlerden, devletin azzetmediği ve izole etmek zorunda kaldığı gruplar oraya sürülmüş yani. Zaten çive tetkikleri falan bizde çok yapılmaz ama göründüğü kadarıyla da belli, oraya bağlı. Çok da tarihi bir dönem yani, 16. asır, 17. asır. Şimdi yine o dönemden biraz daha girip tekrar geri dönmek istiyorum. Demin Mısır seferinden bahsettiniz, aklıma geldi. Şimdi Mısır seferinde elde edildiği söylenen bütün o ganimetler şimdi sizin kontrolünüzde. Kutsal emanetler. Kutsal emanetler bahsediyorum ve herkesin de... Kutsal emanetlerdeki objelerin yarıdan çoğu Fahrettin Paşa'mızın, Medine müdafiinin, mütarekeden daha sonra 5 ay mı sürdü o savunmasıyla getirdiği 2 ay galiba, öyle mi peki? Galiba öyle bir şeydir. Yani 18 Ekim'inde miydi Mondros, evet, mütarekesi, bu ta şeye kadar gidiyor. 19'un başına kadar vermeyiz burayı diyor. O vermediği gibi oradaki o askerciklerimiz de şeyler de, Mehmetçikler de vermiyor. Hayır, Medine hesabını var. Peygamber mezarını. Ve biliyorsun çekirge talimnamesi var onun. Talimatnamesi, pardon. Çekirge, nasıl çekirge çok iyi yenir. Çok kahvesi de olur. İşte eshab-ı kiram da çok sevmiştir peygamberimizin falan. Çekirge yiyecekler çünkü, isteseler de istemeseler de. Ve o arada Medine'ye kadar demir yolu mevcut olduğu için bir şekilde büyük maharetle de oradaki bir takım daha evvelden giden askılar, Kur'an yazma şu bu falan yüklenip geri getiriliyor. Bugün Emanet-i Mukaddese'deki bir sürü nefis eserler, teşhirde olan veya depodakiler Fahrettin Paşa kuvvetlerinin eseridir ama tabii Mısır'dan getirilen esas malzeme de oradadır. Anladım. Yani. Acaba getirildi mi Mısır'dan? Ha, getirildi, o açık onu söylüyor ama oradaki ya şeylerin bizde yok. Kim? Zafernamelerde yok Mısır şeylerinde getirildi diye. Ha, bize ait, o bize ait olmadığı da belli onun zaten. Şimdi yalnız şu var, yani devamlı padişahlar yani Sultan'a bir kadar çok yoğun şekilde halife ünvanını kullanmamış olsalar da gene bir halife veyahut emir-i mümin olarak kabul ediliyorlar. Şimdi Arap geliyor. Ya sultan diyor, işte diyor, peygamberin diyor, hırkası diyor. Bir şeyi getiriyor mesela. Evet. Çünkü tek değil de hırka-i şerifte varsa. Ha, öyle gelenler de olabilir. İşte bu sakalı da diyor. Padişah ne diyecek? Veya halife şeyini kullanıyor zaten. Al parayı diyor, oraya koyuyor. Şimdi ben birkaç sene önce şey yapmıştım. İlber kıyameti koparttı o zaman. Bu çok kolay. Karbon testi 10 sene hatayla yapıyor. Ne olacak? Niye yapmıyorsun? Ne olacak? Niye yapalım? Vatikan'da yapılıyor mu? Şimdi sergi açılıyor mesela.
Hazreti Ayşe'nin bohçası diyorlar. Kardeşim Kanuni dönemi 16. yüzyılda yapılmış bir şey bohça. Altında ustasının imzası var. Hazreti Ayşe ile bunun ne alakası var? Yani Allah aşkına aklını yatıyor mu? Hazreti İbrahim'in tenceresi. Musa'nın cilalı asası. Hazreti İbrahim'in taş kabı. Yahya'nın kolu Fatih zamanında şey var. Ama hayır, Yahya'nın kolunu Bizans'tan değil. Şimdi bu tip şeyleri bakın. Akıllı adamlar böyle şeyleri ne sorar, ne sordurur, ne tartışır. Yani şimdi Torino'da yani Murat akıllı adamlar bunu tartışmaz diyerek aptal dedi bana. Estağfurullah. Ama Torino'da İsa'nın kefeni var. Evet. İsa'nın kefeni. Şimdi. Tartışıyorlar mı karbon testi? Öyle bir tartışıyorlar ki iki ay önce yapıldı. Tartışsın onlar karbon testini yaptı göreyim. Protestan ülkeye gittiği vakit başka rapor geliyor. Katolik ülkeye gittiği başka rapor geliyor. Canım bırakın o kadar. Ama Torino'daki kefene lüzum yok. Hazreti İsa nerede? Çarmıha gerildi. Ekseri Hristiyan mezhepler, Ortodoks, Katolik falan işte bildiğimiz kamame yahut sen sepülkür denen mezar kilisesindeki makamı ona atfederler. Orası kutsal mezar kilisesidir. Protestanlar giderler Golgota diye bugünkü Kudüs surlarının hemen dışında bir kayalık. Hakikaten Golgota'dan bahsediyor kaynaklar, kafatası. O kayada benziyor ona. Bu buradadır diyorlar. Şehrin ortasında idamın bu şekilde infaz edilmesi pek düşünülmeyebilir ama o zamanki. Ama şimdi o mekan tartışması. Yani işte burada obje tartışması var. Şu muydu bu muydu yani. Hepsi ama tartışılıyor. Ama tabii bir şey de haklı. Saygı gösterecek, birleştirecek bir şey var. Bir de karbon testi yapılıp bunların çok sonraki döneme ait olduğu ortaya çıkarsa sarayın geliri de herhalde %80 azalır. Bizim gelir ondan mı artıyor? Ziyaret oluyor genelde. Ya 10 kağıtlık biletleşimin artıyor. Hiç. Yani bilmiyorum ama bizim biraz gelir de azalsa mı azalmasam bilmiyorum. Ziyaretçimiz biraz azalsa çok memnun olacağız. Herkes onu istiyor. Yani bana tabii hücum çok oluyor, umurumda değil. Geçen de mesela Vatikan Müzelerinin müdürüyle konuştuk. Feci şeyler. Ama oralar bizim Topkapı oralar daha kontrollü. Yani dünyada daha pek çok Topkapı mekan benzeri geliş, daha mekan para geliş bile randevulu gidiliyor. Gruplar parça parça alınıyor. Fiyatlar daha yüksek. Seneler önce Kremlin Genel Müdürü, o zaman daha sosyalist dönemiydi Rusya'nın, bana dedi ki tek yapabildiğim şimdilik dedi Kreml kiliselerini gümbegün dedi. Sıraya bindirerek kapatıyorum. Hepsini göremezsin dedi. Nefesten gidecek freskler dedi. Şeyde halledildi o Sistine Şapel'de Vatikan'da ama çok kalabalık ve şikayet ediyorlar ve niye sorusu soruluyor. Niye? Mesela televizyon bunu tekrarlamıştım. Gidip şey yapıyor mülakat çıkanlarla. Ah diyor nasıl buldunuz diyor Mona Lisa'yı diyor. Harika diyor birisi. Harika bayılıyorum ne güzel bir şeydi var diyor. Tabii Mona Lisa Paris'te. diyor bu Sixtine Chapel'i nasıl buldunuz falan diyor. Wonderful diyor. Öbür 15'i nerede ama diyor. Yani bu tip bir seyirci ve ziyaretçi. Bundan rahatsızlık duyuyor ve hemen tabii Ray Uno gitti o İtalyan zekasıyla. Ve bu doğrudur. Yani çok literatür okumayan, merak etmeyen, gerçekten istemeyen ve ziyaretçi istenmiyor. Çünkü öbürünü rahatsız ediyor. Mesela şeyler kapatıyor şey falan. Floransa'daki bir takım kilise bile dahil artık. Bunlar önemli tabii. Saatleri kapalı. Yani biz gençken ne kadar rahat geziyorduk her yeri. Maalesef kaçınılmaz. Turizm patladı. Aynı problem Pekin'de var. Her yerde. Topkapı Sarayı yüz ölçüm olarak oradan yasak şehirde hemen hemen aynı. Öyle mi? Hemen hemen aynı. Bahçeler şeyler. Aynı. Orası da küçük. Aynı problem.